Bodrum'da patlayıcı maddeyle yakalanan zanlının tutuklandığı, zanlıya yardım veya taklık ettiği yöne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bodrum'da patlayıcı maddeyle yakalanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 4 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hakkari'nin ilçesi nüfusuna kayıtlı Ş.E. tutuklandı. ŞE'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kişilere yönelik olarak Antalya ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda biri kadın dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan BE adlı kadınla ÖG, OD ve ID'nin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgularının sürdürüldüğü bildirildi. ŞE'nin 26 Ağustos'ta Konyaaltı Beach Park'ta, 28 Ağustos'ta Kemer Plajı'nda meydana gelen patlamaların faili olduğu, 23 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde keşif çalışması yaparken yakalandığı belirtildi. Zanlının yerli turist gibi davrandığı ifade edilen açıklamada ŞE'nin Antalya'daki iki patlamadan sorumlu olduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce Hakkari'den bomba malzemeleriyle beraber çıkış yaptığından itibaren adım adım takip edilmiş ve en son Muğla Bodrum ilçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde keşif çalışması yaparken bombacı kız kıvrak yakalanarak birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olacak bir patlama eylemi gerçekleştirmeden 2 kilogramdan fazla A4 patlayıcı, cep telefonu düzeneyi ve bomba kapsülleriyle yakalanmıştır. Öte yandan Çukurca'da kamyon şoförlüğü yaptığı öğrenilen zanlının kemerde gerçekleştirdiği eylemden bir gün sonra Van'a gittiği, buradan Çukurca'ya geçtiği, burada 20 gün kaldıktan sonra patlayıcıları alarak Bodrum'a geldiği belirtildi. İki çocuk babası zanlının eylem talimatını terör örgütü PKK'nın ZAP kampından aldığı, eylem yeriyle saatinin kendisine elindeki kitaptaki kelimelerin belirli harfleri üzerinden şifreli olarak bildirildiği öğrenildi.